Identify. Merhabalar. Sevgiler, saygılar efendim. Biliyorsunuz yakında Altay tankımız sahalarda olacak, seri üretime geçecek. Armored Warfare oyununa girdiğimde bu tankı gördüm ve bir test sürüşü yapmaya karar verdim. Ama ondan önce küçük bir şekilde kağıt üstünde bakalım. Bizim Milli Savunma Bakanlığı'nda verilen bilgilerle buradaki bilgiler birbirini tutuyor mu? Bazı bilgilerin tutmadığını görüyorum. Tabii zırh vesaire bunlar gizli bilgilerdir. Asla ve de asla Milli Savunma Bakanlıklarında ya da bunun resmi kaynaklardan açıklanmazlar. Sadece ufak tefek bilgiler sürdür. İşte kompozit materyal kullandık, şunu yaptık, bunu yaptık gibi. İşte reaktif zırh kullandık gibi ufak tefek bilgiler verilir. Mobility ilk gözüme takıldı benim. Burada mobility'nin 55 km olduğu gösteriliyor fakat bizim tankımız biliyoruz ki 65 km hıza çıkıyor verilen bilgilere göre. Düz arazide 65 km hıza çıkıyor. Engebeli arazilerde ise 55 km hıza çıktığını biliyoruz. Tonaj aşağı yukarı tutuyor. 65 ton olduğunu biliyoruz biz tankımızın. Burada aşağı yukarı 65 ton verilmiş. Boş haliyle ise 61 ton, 61.7 ton olarak söyleniyor. Wikipedia ve Milli Savunma Bakanlığı'nın sitelerinde. Tabii ki bu belki ilerleyen zamanlarda değişebilir. Ekstra bir donanım takılabilir, ekstra bir şey çıkarılabilir vesaire vesaire. Evet Elif, fazla uzatmıyorum. Biz de bu tankı, Altay tankı ve test sürüşündeyiz. Evet, test arazisindeyiz. Şimdi bakalım test arasında, test ortamında neler yapacağız. Tabii ki bu bir oyun ama insanın hoşuna gitmiyor değil Altay tankını kullanmak. Identify target. Gördüğünüz gibi manevra kabiliyeti gayet iyi. Bunlar bizim test sahasında vurmamız için koyulan araçlar. Mesela manevra kabiliyetini görüyorsunuz. Gayet iyi. Hani hem mobil bir tank, aslında burada yavaş bile yapılmış. Bir de pneumatik süspansiyon var bu tankta. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi eğilebiliyor ve yükselebiliyor. Bu güzel bir teknik açıkçası. Tabii şöyle bir sis bombası atabiliyor. Gayet başarılı. 3 adet mermi tüpümüz var. Patlayıcı, zırh delici ve heat mermi. Tank savar mermisi. Gayet güzel görünüyor abi tank. Ben sevdim. Sevdim. Şey çok iyi. Manevra kabiliyeti muazzam iyi. Yani modern tankların buradaki manevra kabiliyetlerini görüyorsunuz. Mermi geçişleri yapabiliyoruz tabii böyle. Alman ekolünü zaten biz şey yapıyoruz, baz alıyoruz genelde tanklarda. Bu nasıl bir tank lan simsiyah? Oy, duman tutuyor. Ha, çok başarılı. Oyun da fena değil bu arada ben. Fırat'la da bir incelemesini yapacağız oyunun. Patlayıcı atacağım şu arkaya, şu tanka. Zırh zayıf olduğunu düşündüğüm bir tank. Şu makinalı tüfek işliyor mu arkadan? Yok. Patlayıcı da çok etki etmedi. Çünkü zayıf zırhı olan bir tank istiyorum. Bunların tamamının zırhı iyidir. Tabii bir oyun dediğim gibi ama gayet keyifli hissediyor insan. Kendi tankımızı kullanmak. Ooo, buradan da geçelim bak. Allah! Tamam ya. Ben beğendim. Şimdi şuradan zıplarken bir ateş etmek istiyorum ben. Şöyle. Allah. Ulan. Yani var ya. Dur, bir daha deneyeceğim. Bir daha. Oradan hızımı alıp zıplarken şöyle bir efektif bir atış yapmak istiyorum. Sinematik bir görüntü olsun istiyorum. Burada ne kakıldık lan, burnu şüktü. Tank hoşuma gitti. Yani bu oyunu birazcık benim için cazip hale getiren bu tank açıkçası. Ama tabii hani oyunda sahada nasıldır bilemiyorum. Aa, delemedik lan herifi. Bakayım, delemediğimiz bir tank var mı? Ne bu? Haa, şu açılı yerden sekti abi bak. Taret. K
bakayım. Evet. Önden denemiyoruz arkadaşı. Yani yakında böyle bir yayın da yapacağız zaten Frank'la bununla alakalı. Bunu bir tankı makinalı tüfekle 120 metrelik bir makinalı ile denemezsiniz. Evet. Niye böyle yavaşladık lan? Ha, en eğimli arazilerden biri burası. Burada o işte yüksek yaptınız mı süspansiyonları daha rahat gidiyorsunuz. Buradan nasıl geçeceğiz? Gir hızı da 35. İr hızı 55. Şu ne? Garip garip. Evet, tankımız bu şekilde oyunda Armored Warfare oyunu bu şekilde modellemiş tankımızı. 3 tane mermimiz var. Zırh delici, patlayıcı ve heat mermi. Bir de makinalı tüfeğimiz var. Onun dışında pnömatik süspansiyonumuz var. Eğiliyoruz ve yukarı kalkıyoruz. Bu çok engebeli arazilerde tankı yükselterek gitmeniz gerekecek. Daha rahat bir manevra kabiliyeti olacak. Fakat düz bir arazideyseniz, asfalt ya da toprak bir yoldaysanız, düz bir yoldaysanız tankınızı yere yatırarak gitmeniz gerekecek. Ben tankı beğendim. Oyun da gayet iyi bir oyun. Aslında bu oyunun da bir tanıtımını yapmamız gerekecek belki. Fırat da bu akşam öyle bir şey yapacağız. Teşekkür ederiz Armored Warfare'e. Yakında sahalarda görürüz inşallah. Gururlanırız. Diyoruz efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.